Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Dönercilerin tarifini sır gibi sakladığı Hatay usulü döner sosun bilinmeyenlerini, gösterilmeyenlerini, gizlenen, saklanan tüm sırlarını bu tarifimde veriyorum. Değerli dostlarım, ister evinizde bu sosu tüketin, isterseniz iş yeri açıp bu sos sayesinde harika nefis dönerler satıp evinize ekmek götürebilirsiniz. Şimdi detayları veriyorum. Öncelikle tavamızı ocağımızın üzerine alıp ısıtıp içine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip sıvı yağımız da ısınınca 4 yemek kaşığı domates salçasını tavamıza alıyoruz. Güzelce domates salçasıyla sıvı yağımızı karıştırıp salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Size bir püf nokta vermiş olayım. Sosunuz lezzetli olsun istiyorsanız salçanızı güzelce kavurmalısınız. Salçamız kavruldu. Üzerine bir su bardağı suyun bir kısmını döktüm. Salçayı hafiften açıyorum. Kaşığımla beraber eze eze kavuruyorum ve kalan suyumun da hepsini döküp salçamı tekrardan pişiriyorum değerli dostlarım. Salçamızı 2 dakika boyunca kavurdum. Diğer detayları gösteriyorum. Arkadaşlar buralar çok önemli. Dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımızı sosumuzun içine alıp karıştırıp tereyağın erimesini bekliyorum. Tereyağımız eridikten sonra evet o bilinmeyen bilin detaylara geçiyorum. Bir adet soğanın suyunu sıktım. Soğanın suyunu sosumun içine ilave ediyorum. Bir dilim limonu da sosumun içine atıyorum. Karıştırıyorum. Bu şekilde pişmesini sosumun da Hafiften kaynamasını bekliyorum. Sosumuzun kıvamı hala çok koyu. Kıvamını ayarlamak için ikinci su bardağı suyumu da sosumun içine boşaltıyorum. Değerli dostlarım, kıvamı çok önemli. Size gerçek bir orijinal Hatay usulü döner sosun tarifini veriyorum. Bakın bu şekilde sosumun kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra baharatlarını atıyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığının ucuyla tarçın atıyoruz değerli dostlarım. Tarçın gördüğünüz gibi çok az atıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. 1 çay kaşığı nane. 1 çay kaşığı kimyon ilave ediyoruz. Sosumuzu karıştırmaya devam edelim. Baharatlarımız henüz bitmedi. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik. Bu baharatlarımızı da sosumuza attıktan sonra tekrardan karıştıralım arkadaşlar. Bakın sosumuz kaynıyor. İyice kıvam aldı. Son olarak değerli dostlarım bir tatlı kaşığı toz şeker sosuma ilave ettikten sonra sosumu tekrardan karıştırıyorum. Değerli dostlar kıvamını ayarlamak için 3. su bardağı suyumu da sosumun içine döküyorum. Toplamda 3 su bardağı su kullanıyoruz. Suyumuz sıcak mı olmalı, ılık mı olmalı? Değerli dostlar benim suyum oda sıcaklığında normal bir su. Siz isterseniz sıcak su da kullanabilirsiniz. Şu anda kıvamını görüyorsunuz, rengini görüyorsunuz. Muhteşem bir sos oluyor. Son aşamada tavamızın üzerine bir kapak kapatıp 10 dakika kısık ateşte sosumuzu kaynatıyoruz. 10 dakika sonra Tavamızın kapağını açıyoruz. Sosumuzu kontrol ediyoruz. Harika, muhteşem, nefis bir sos oldu. Akıcılığı çok iyi, kıvamı çok iyi. Değerli dostlarım, Ramazan Usta bugün sizlere Hatay usulü döner sosun tarifini verdi. Yine de aklınıza takılan sorular olursa yorum bölümünden bana yazabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek okuyor, tek tek cevaplıyorum değerli dostlarım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.